Probiyotikler vücuda girdiği zaman faydalı etki oluşturan bakteri, virüs ve mantarlardır. Probiyotikler vücudumuzda en çok bağırsaklarda bulunur ve bağırsaklarımızda yaklaşık 1,5 kilogram kadar bakteri, virüs yaşar. Bunların %85'i iyi bakterilerdir. Ve bu iyi bakteriler vücudun hem savunmasına olumlu katkılarda bulunur, aynı zamanda vücuda bazı faydalı besin maddelerini sağlarlar. Tabii ki bizim amacımız bu iyi bakterileri arttırmak olmalı. Bunu arttırmanın yolu da iyi ve sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bu probiyotik bakterileri beslemek için prebiyotik olarak adlandırılan ve lif içeren gıdaları yeterli miktarda almalıyız ki bağırsaklarımızda bu iyi bakterilerin sayısını arttırabilelim. Bunlar karbonhidratlardan oluşan liflerdir ve sindirilemeyen liflerdir. Ama bizim bağırsaklarımızdaki bakteriler bunları sindirebilir. Hem sindirip bize kalori temini yapabilir, bağırsağın iç yüzeyindeki epitelyal yüzeyin beslenmesini sağlar. Aynı zamanda B12 veya K vitamini gibi bazı gıdaları elde etmemize neden olur, aracılık eder. Tabii şöyle bir şey var. Hangi gıdalar prebiyotiktir? Lif içeren gıdalar prebiyotiktir. Lif içeren gıdalar ıspanak, pırasa, lahana, enginar, semizotu gibi gıdalardır. Tabii bazen hem prebiyotik yani probiyotik iyi bakterileri besleyen gıdalarla beraber probiyotikleri beraber içeren gıdalar da vardır. Bunlara biz simbiyotik deriz. Hem prebiyotik içerir hem de faydalı probiyotik bakterileri içerir.